Bugün 12 Ekim Perşembe. Karakoçan son haber olarak İsrail-Filistin savaşını konuşuyoruz. Karakoçanlı hemşerilerimize İsrail'in Filistin'deki zulmünü soruyoruz. Düşünün, burası Gazze. Elektrikler kesik ve üzerlerinize bombalar yağıyor. Çocuklara biz hepimiz televizyon seyrederken gözlerimizde yaşlar geliyor. Gerçekten çocuklar ölüyor, analar babalar ölüyor. Yani aşağı yukarı 2 milyona yakın bir insan ölümü var buradan şimdiki durumda diye. Savaşlar da 4-5 gün oldu başlayalı. Yani çok acı bir olay. Bak ben yeni camide geliyorum. Geçen sene Hac'a gittim. Geldim şimdi kendi kendime düşünüyorum. Demek Müslüman yok. Müslüman olsaydı benim kardeşim orada kışkırtma, karı, çocuk demeden öldürüyor. Acıktan ölüyor. Susuzluktan ölüyor. Bu nerede? Demek Müslüman yok. Tüm Müslümanlara ders olsun. Herkes birleşsin. Filistin'e yardım etsin. Allah onlara yardım etsin. Yani çok çok zor bir durumdur. Biliyor musun? Aslında elimizden ne gelirse yapmamız gerekir. Bir de hani insan hakları, hani insanlık, hani Amerika, hani Rusya, hani Avrupa, hani insan hakları diyordular ya. Bundan daha fazla zulüm olur mu yani? Allah onların yardımcısı olsun. Onlara her zaman duacıyız. Her zaman yanlarındayız onların. Yazıktır. Müslümanlara hakarettir, zulümdür. Desteklemek lazım. Müslümanlar kardeştir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Bir Müslümanın, Resulullah diyor ki, bir vücutta bir uzu ağrırsa bütün uzu rahatsız olur. Bir Müslümanın burnu kanıyorsa diğer Müslümanların hepsinin o acıya ortak olmaları lazım. Zaten yeryüzündeki zulmü kaldırmakla yeryüzündeki Müslümanların tümü sorumludur, mükelleftir. Cenab-ı Allah Müslümanlara yardım etsin ve bu zulmü, İsrail'in zulmünü kınıyoruz, lanetliyoruz. Onun yanında olanları da kınıyoruz, lanetliyoruz. Teşekkür ederim. Vallahi nihalet olsun diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Allah kendi tarafından onlara bir bela versin diyorum. Bilmiyorum. Ben de öyle diyorum. Nasıl onlar oraya dümdüzdü, Allah da onları öyle yapsın. Bilmiyorum. Eyvallah. Vallahi ben ne diyeyim? İsrail'e lanetliyoruz. İslam Birliği diye bir birlik vardı. O birlik nerede? Ne yapıyor? Sadece bir alışveriş birliği midir yoksa gerçek inanç birliği midir? Onu bir türlü öğrenemedik. Hani aynı gün İslam Birliği toplanması lazımdı. Bunlara bir cevap vermesi lazım. Allah İsrail'in kalbi perişan etsin. Bu kadar bir şey diyen içimiz yanıyor. Onlara da Allah sağlık sıhhat versin. İnşallah zafer Müslümanlarındır. Lanetliyoruz. İsrail inşallah kendi sonunu hazırlıyor. Ya her şeyde bir hayır var. Bu tavsiye edilecek bir değil ama inşallah bu İslam aleminin uyanışına vesile olacaktır. Müslümanların birlik beraberliğine vesile olacaktır. İnşallah İsrail de orada yok olacak. İnşallah. Çünkü İslam'ın emri, Kur'an'ın emri, Peygamber'in emri de sünneti de budur. Bunun sonu gelecek yani. Yoksa işte her şey ortada. Ben de artık şöyle diyeyim, böyle diyeyim. Yani dünyada görülmemiş bir zulüm, bir işkence bu halka yapılıyor yani. Yani hiç bir dinde olmayan bir şey yapıyor. Bu artık bir toplu bir imhadır. Yani İsrail'i, yani oradaki kardeşlerimizin toptan yok etmeye çalışıyor. Demek istersiniz? İsrail işte Siyonist Yahudi devleti bugün değildir. Bugün 50-60 yıldır işkence yapıyor. Müslümanlar da yatıyor. Biz artık yani gözümüzü açmamız lazım. Yeter yani ya. Yeter. Artık yeter. Allah yardımcılar olsun. Ne gerekiyorsa varız. Allah kahretsin. Ne diyelim? Devamlı zulüm altında yaşamışlar. Müslüman devamlı ezilmiş şimdiye kadar. Devamlı da hakaretten görüyoruz yani. Allah onların kahretsin. Ne diyelim?